Herkese merhabalar. Sosyal bilgiler öğretmeniniz Fatih Sefi ile birlikte bugün madenlerimizi işleyeceğiz. Ülkemiz hem maden çeşitliliği hem de maden rezervi bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Dünyada ticareti yapılan 90 madenden 77'si Türkiye'de üretilebilmektedir. Özellikle doğu bölgelerimizde oldukça fazla maden üretimi yapılmaktadır. Şimdi de ülkemizde bor madeni üretimini inceleyelim bor madeni için geleceğin madeni tabirini kullanırlar. Ülkemizde Kütahya, Eskişehir, Balıkesir ve Bursa'da üretimi yapılmaktadır. Kullanım alanlarına bakacak olursak, roket yakıtı yapımında kullanıldığını görüyoruz, deterjan, ilaç ve kimya sanayisinde de kullandığını görmekteyiz. Ayrıca dünyadaki borun %65'i Türkiye'den çıkartılır. Yani ülkemiz bor üretiminde dünyada birinci sırada yer almaktadır. Demir madeni ise ülkemizde hemen hemen her bölgede üretimi yapılmaktadır. Ancak Sivas Divri ve Malatya Hekiman'da üretimi en çok yapılmaktadır. Bu maden demir çelik sanayisinde ham madde olarak kullanılır. Ayrıca yer altından çıkartılan demir madeni Karabük, Ereğli ve İskenderun demir çelik fabrikalarına götürülerek burada işlenilmesi sağlanıyordu. Demirin işletilmesinde ise taş kömürünü kullanacaklar çünkü taş kömürü yüksek sıcaklıklara çıkabiliyordu ve demirin işletilmesinde önemli bir rol oynuyordu. Bakır madeni ise ülkemizde daha çok Artvin, Murgol ve Kastamonu kürede çıkartılmaktadır. Bu maden elektrik ve elektronik sanayisinde ham madde olarak kullanılır. Ayrıca Artvin ve Kastamonu'da çıkartılan bu maden Samsun'a götürülerek Samsun'daki fabrikalarda işletilmektedir. Bakır iyi bir iletken olduğu için elektronik sanayisinde kullanıldığını da unutmayalım. Krom madeni ise ülkemizde daha çok Elazığ, Fethiye, Denizli ve Mersin dolaylarında çıkartılmaktadır. Özellikle çeliği sertleşmesinde ve paslanmaz çelik üretimde kullanıldığını unutmuyoruz. Krom üretiminde dünyada 3. sırada yer almaktadır Türkiye. Ve çıkartılan bu maden Gaziantep'te bulunan ferrokrom tesislerinde ise işletilmektedir. Linyet ise ülkemizde daha çok Muğla Yatağan, Manisa Soma, Kütahya Tunçbilek, Kahramanmaraş Elbistan çevresinde üretimi yapılmaktadır. Bu madenin kullanım alanına bakacak olursak daha çok evlerde yakıt olarak kullanıldığını ve ayrıca termik santrallerde elektrik enerji üretiminde de kullanıldığını unutmayalım. Son olarak da taş kömürüne bakıyoruz. Taş kömürü ülkemizde Zonguldak Ereğli ile Kastamonu Köre'de çıkartılmaktadır. Taş kömürü yüksek sıcaklıklara ulaşabildiği için demir çelik ve kimya sanayisinde ham madde olarak kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde çıkarttığımız taş kömürü ihtiyacımızı karşılamadığı için diğer ülkelerden ithal etmek durumunda kalıyoruz. Arkadaşlar böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.